Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Ukrayna'da Rovno şehrindeyiz. Bildiğiniz gibi geldim buraya. Bir arkadaşın yanında kalıyorum. Bu arası arkadaşın evi. Biliyorsunuz gittiğim yerlerde, bütün evlerde ev vlogu çekiyorum. Evi gösteriyorum, fiyatını söylüyorum. Nasıl olduğunu söylüyorum. Burada da bunu yapacağız ama arkadaşın evi birazcık fazlaca dağınık. Ama olsun, yine de göstereceğim size. Burada bir 3-5 gün kalacağım ben de. Ve şu an oda vloguna başlayalım. Odayı şöyle göstereyim size. Bunlar benim eşyalarım. Yedek GoPro bataryam. Şimdi dışarı çıkacağım için onu yanıma alıyorum. İşte telefonum, havlu, her yer dağınık. Şuradan da dışarıyı göstereyim. Buradan şehir merkezine ortalama bir 5-10 dakika falan dolmuşla gidiyoruz. Saat akşam 11'e kadar falan dolmuş var burada. Benim yattığım yer burası. Şöyle göstereyim, askılık. Burası diğer oda, arkadaşın kaldığı oda. Antika bir tane lamba var burada. Şöyle lambaları da göstereyim. Unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Buranın kirası 3000 grivni. Diğer videolarda falan bazen ben Rusya'da falan da kaldığım için çok, ama öncelerde kaldım. Bir de turizmde çalışıp hep Ruslarla çalıştığım için ruble alıyordum. Yani dükkanda çalışırken rubleyle ödeme yapıyorlardı. Onun için hep ruble ruble diyerek bazı videolarda hep ruble dedim. Onun için de ekstra kusura bakmayın. Tabii heyecandan da biraz. Böyle video çekmek de gerçekten basit değilmiş. Onu anladım. Burası da mutfak. Şöyle buradan da dışarıyı göstereyim size. Dolmuşlar da şu karşıda giden sarı olanlar. Ve elektriçka diye bir şey falan da var. Elektrikli olanları var. Teller var bütün şehrin üstünde zaten. Şöyle burayı da göstereyim size. Biraz dağınık. Yani her yer dağınık işin. Doğrusu söyleme gerekirse. İşte ev böyle. Dediğim gibi 3000 grivni falan yapıyor. Ve bu da 110 dolar falan. Ortalama. 110, evet. Şu an evin diğer kapısı. Burada da kapı yok. Evin diğer kapısı da böyle. Değişik bir kolu falan var böyle. Enteresan. Tabii ki çok eski binalar bunlar. Ortalama bu evin fiyatı da duyduğuma göre 12 ile 15 bin dolar arasıymış. Eğer satın almak isterseniz. Yani kirası da 310, yani ortalama 400 TL yapıyor. Bence normal yani. Bizim Türkiye'de veya Antalya'da diyeyim, 200 bin TL'ye evi alıp 700 TL'ye kiraya vermektense 15 bin dolar, 50 bin liraya alıp 400 TL'ye kiraya vermek daha mantıklı olabilir yani. Artık onun kararını siz verirsiniz. Şimdi ben dışarıya çıkıyorum. Biraz dolaşacağım. Dediğim, kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.